Değerli izleyenler, bir anne düşünün ki bebeği doğuruyor ve balkona atıyor. Bebek orada Allah. iki gün boyunca aç, susuz tabii yeni doğmuş bir bebek ve maalesef hayatını kaybediyor. Ya inanılır gibi değil. Dün biz burada bir... Bebek görüntüsü ekrana getirdik ya dedik kim bilir bizde neler oluyor. O Suudi Arabistan'da Arabistan'daki görüntü bir babaydı. Hı hı. Suriyeli bu anne. bir anneye e, evden giden bu kadına bu anne bu bir anne. Adı anne. Bu da Türkiye'de. Bak buna anne diyorlar bir de. Ona i̇şte hani anne diyorlar. Ben kendi annemi anne denilmesini istemem mesela. Bilcan işte dedim ya hani bunu kategorize etmemek lazım. Sınıfsal hani o Ara Arabistan'da Türkiye'de bu toplumsal, Doğru. dünyevi bir sorun. Doğru. Dünya işte. insanlığının sorunu vicdansız. Sıcak sıcak örnek sana. Evet. Şimdi haberi izleyelim. Gerçekten çok çarpıcı. Herkes de bunu bekliyor. Sinirlerinize hakim olun diyoruz. Deşarj olmak istiyorsanız da bize mesaj yazın sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. Evet. Beraberce burada konuyu konuşalım, evet. tartışalım. Evet ilgili haber Ali gelsin lütfen. Ben tabii bir hanım hissiyatı duymak istiyorum hemen. Bir anne adayısın sen de. Yani e, dün öyle söyledim. E, kayınvalidem de sevinmiş ama öyle değil. Hamile değilim. Sadece anne olma ama bir, e, şey, bir kadınım yani. ve e, şu, şu, ya Yine benim e, kanımda donma e, oldu. Şimdi dedim Nihat'a ben bir şeyler söyleyeceğim. O Nihat dedi ki sen biraz şey filtrele söyleyecek. Aynen. O yüzden onu söyledikleri aklımdayken şöyle söyleyeyim. Şimdi belli ki sadece o kadar çirkinleştireceğim ki özür diliyorum ekran başından. Belli ki sadece Beş dakikalık zevk almak için bir hayat kurban edilebiliyor. Bundan başka hiçbir şey çıkmaz. Bir herifle birlikte oluyorsun, ilişkiye giriyorsun, çocuğun oluyor ondan ve o çocuğu öldürüyorsun. Çünkü sadece senin için önemli olan tek şey o ilişkide zevk almak. Yazıklar olsun. Neye yazıklar olsun biliyor musun? O poşete sardığın bebeğin. Bu hale getirme vicdanına yazıklar olsun. Çok söyleyeceğim şey var ki kanım dondu bir de soğuk hava şimdi benim aklıma neler geliyor. Bak neler geliyor neler kuruyorum söyleyemiyorum. Yeni Burn... doğmuş bir bebekten bahsediyoruz. Burn... Ya böyle söyleyeceğim kelimeler şeyde yani kaldı. Pamuklara sarılması gereken ha. bir cam. Pamukları geç çöp poşetine koyup balkona ölüme terk ediyorsun ya. Yaşadığın ilişkiyi ben bilemem. Ne yaşadığını bilemem. Hepimizin evladı olacak hepimizin akrabası falan var bilemem ama ya bari şu bir yerde de kendinizi bir uçkurunuzu bir şeyinizi tutun be. Sen kadınından utanmıyorsun sen onun yapan biyolojik babası sen demiyor musun böyle yaparsak buradan çocuk çıkar. Bu işten çocuk çıkar demiyor musun bari çocuğa sahip çıkamayacaksak şunu yapmayalım bunu diyemiyor musunuz ya? Ya o çocuğun olacağı belli değil mi? Aylarca o çocuk karn, karnında büyümüyor mu? Bu nasıl bir sorumsuzluk? 9 ay aileden saklama sorumsuzluğu. Ya kardeşim valla Bircan bak ben bunu hep söylüyorum. Yani ahir zaman dedikleri bu olsa gerek. Şaşıramıyoruz. Ya, ya şaşırma yetimizi kaybettik. İnsanlar vicdansızlaştı. İnsanlar vicdan. Şimdi burada mesela Allah'tandır her şey de yani şu canlı yerinde şu da şu an nefes can versem ölsem. Öl, Allah'tan yani bilemezsin ki bir saniye sonra bir dakika sonraya çıkacak garantimiz yok. Ya ben sana söyleyeyim mi? Herhalde bunların hepsi davul çalar tef çalar. Yani insan düşün bak mesela bir peygamberimiz var bizim. Bir Hristiyan geçtiğinde dahi ayağa kalkıyor soruyorlar ya Allah'ın nebisi ya Allah'ın Resulü. Neden ayağa kalktın o Müslüman değil Hristiyan dediğinde ben onun dinledi ben onun e, insanlığı için ayağa kalktım. İnsanlığına saygı duydum. Böyle bir ümmetin şu hale gelip kendi evladını dahi balkona atması, denize atması, çöpe atması ben benim aklım almıyor. Ya Nasıl de, alır e, ya? Benim aklım almıyor. Hanımefendi deme ee, şu caniye. Ya. Cani. Pislik. Bak izleyicimiz ne yazıyor biliyor musun Ömür? O çocuk ağlardı diyorlar. Ağlardı. Onu öldürüp attı balkona diyorlar. Ha, Ağlardı biliyor, doğru. çocuk, doğru söylüyor. Bağırır abi çocuk. Bağırır çocuk kendini kendini öldürene kadar bari. Yırtar ya. Yırtar kendini. Mahalle duyar. O çocuğu öldürüp atmıştır o. Doğru. Cani pislik. Yazıklar olsun. Hanımefendiler evet. kim kaybetti bunu bulacak? Pislik. Neyse şey yapma yine. E, doğru. De. Öyle olmuştur o iş. Ay şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela Söyle. dışarıdan baktığında tabii biz şimdi dışarıdan e, bir, bir, bir algı şu. Hanımefendi diyorum yine de. Ee, bu kadın. Hanımefendi diyorsunuz. Ya söylüyorsun tamam. bunlar için ömür bunlar için idamın gelmesi lazım. İdam gelmedikçe. Hayır inançlı bir kadın öyle diyeyim yani. <laughs> şimdi hani bir can söz konusu Allah'ın verdiği bir can yani ona da şaşırıyorum ben şimdi ya. Bak. Abi ya vicdansın... Mesela inanç olmasa. Abicim işte söylüyorum sana yani öyle bu bak. Bu işler öyledir. Sen ben burada günlerdir neden mesela evlilik programlarıyla alakalı konuşuyorum Neden? toplumsal tahribat yaratıyorlar, kötü örnek oluyorlar. Ondan sonra da o başına taktığını Allah'ın ayeti farz olmaktan çıkıyor, tarz olarak oluyor. Yani tarz olarak tak, takıyorsun. Ya şekil mi yapıyor? Şekil yapıyorsun yani. Hiçbir şey, maneviyatı ya, yok yani. Vehim hastalığı gibi, vehim hastalığı. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor, vehim hastalığı. Yani İslam ne olacak işte dilde var, kalpte yok. Kalpte iman olmadıktan sonra dilde olsa ne olur işte kafana takıyorsun. Yani sıradan bir bez parçasına dönüşür o zaman. Hiçbir altı yok ya. ya. Yok abicim olmaz yani. çünkü artık onu algısal olarak televizyonlarda ya DJ türbanlı DJ çıktı ya, ya arkadaşlar evet. ya DJ türbanlı DJ daha bunu ne olsun yani? O orada DJ'lik yapıyor başında örtü orada adamlar içki içiyorlar ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Bunu söylüyoruz. Biz söylediğimiz zaman linç ediliyoruz. Ne diyorlar? Nihat'cığım sen niye kovanına çomak sokuyorsun? Bırak biz belki millete İslam'ı böyle şuursuz bir toplum yaratmak istiyoruz. Sen niye uyandırıyorsun? İşte başın dörtü şu. Şurada. Yazık yani. Yazık. Ne anneliğe sığar, ne insanlığa, ne vicdana, ne merhamete sığar ya. Çok sayıda yorum var. Ee, bir yazık. hamile, bir şu anda hamile izleyicilerimiz var. Rabbim bir avazda bebeğinize elinize almayı nasip etsin öyle derler. Bir de Doğumda bebeğini kaybeden çok kişi yazdı şu Öyle an. Mi? Bak biz diyor doğumda kaybettik. 5 yıldır diyor Semra Hanım. Hala acısı içimde. Bu nasıl bir şey? Bazı izleyicilerimiz yazmış. Kapıya gelen kediye kıyamazken biz kendi evladını balkona bırakmak. Gerçekten kanım, e, aklım, beynim, kalbim hiçbir şeyim bunu hazmedemiyor. Söylenen şeyler bu canlı yayın içerisinde hafif kalıyor ama. Şurada 6 aydır program yapıyoruz. Bu çok ağır ya. Bu çok ağır yani. Yani bu çok ağır be. Evet. Yazık abi. Yazık. Birkaç yorum okuyacağım istersen e, sen. Evet, hemen alalım. İstiyorsan e, e, istiyorsan bir az sonra girelim ondan evet, sonra. az sonra gir. Ben yorumları birkaç... alalım. Ee, peki, ee, o bir yaş muhabbeti var ya hani Başak, e, Dizer Quant, Tatlıtu çiftiyle alakalı. Onun az sonrasını bir girelim. Çok yorum geliyor dedin ee, az önce. Abicim insanlar felaket şimdi yani. Çok fena. Bak Gürkan'ın vervesi diye bir adres yazmış ki yıllardır bebek özlemiyle yanıp tutuşan biri olarak. Bu tür olaylarda perişan oluyorum. Bari o yavru cami avlusuna bıraksaydın da yani evet, evet ya. işte. Bir vicdansız. Var. Bari sıcak yuva görürdü, bir karnı doyardı. Vicdansız kadın soğa bıraktı ya. Bak bir tanesine ne yazmış. Ha, başka bir şey söyleyeceğim bir Bir de bırakanlar da var. Bırakanlar da var bırakıyorlar bir kenara çocuğu atıyorlar böyle yok cami kenarına bilmem nereye bir anne baba geliyor çocuğu alıyor yetiştiriyor çocuk geliyor 25 yaşına 26 yaşına ondan sonra anne ortaya çıkıyor hadi canım hadi efendim benim oğlum e, ya bu kadar olur mu abi benim oğlum benim oğlum diyor. Hadi bir daha mahkeme süreci vesaire böyle böyle sorunlar da çok var. Yazı, yazıyorlar yani bana buradan değil de demeden atıyorlar insanlar. Ah be 20 yıl tedavi gördüm diyor. Bebek olsun diye, yazıklar olsun. diyor. Şimdi herkesin yarası tabii bebek. Peki benim bir arkadaşım var tedavi görüp de olamadı. İşte bak o da olamadı. Çocuk olmamış. sahibi olamadılar o mesela. Yıllarca tedavi 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 olmadı. Ondan sonra çocuk sahibi olmak için devlete gittiler. Bürokratik engelleri aşamadılar Ömür. Tabii tabii çok zor evlat. Bürokratik abi. engelleri aşamadılar. E şimdi e, bir evlat ya abi gerçekten idam çağrıları yine. Bu insanları görünce bak bu insanları görünce insanlığın elden gittiğini düşünüyorum. Hayvanlar daha da insanlaştı. Hayvanlar daha merhametleşti. İnsanlar ise iki ayaklı hayvan durumuna düştüler. Ya hayvanda... Yani hayvan denilecekse artık hayvan denilecekse şu iki ayaklılara demek lazım bu tarz insanlara. Sen hayvanda hayvan mı bunlar, misin bu, bunlar iki şey. ayaklı? Ya yani, ne daha dün söyledim sana National Geographic izledim. Kar baykuşu ya. Kar baykuşu. Mümkün ölme değil, göremez. ölme derez e, ölme derecesine gelmiş yavrusunu tekrardan diriltmek için neler neler yaptı ya Tabii. peki <laughs> onun içindeki annelik e, neden böyle kadınlarda ettirmek. yok o o hisim birazcık neden yok bir ya söyleyeyim Deccal şeytaniyet bu başka bir şey değil yani merhamet yok ya insanlık gitti yani insanlığın yok olduğu insan sıfatında Hı. vahşi canavarlarla beraber yaşadığımız bir dünyaya evrildi iş. Yani canavarlarla dolu. Sokağa çıkmaktan korkar olduk ya. Biz insanız. İnsanlar konuşa konuşa merhamet, vicdan insanın, insan olmanın gereği olan bütün fıtratı özelliklerimizi kaybetmeye üst tuttuk artık. Bir tane köpeğin üzerine ceketini koyan adama alkışlıyoruz, bravo diyoruz. Ya böyle bir şey olur mu? E bu hale geldik. Peki ben şunu Yazık. da merak ediyorum. Belki bazı yerlerde böyle ilişkiler yaşanıyordur. Aileden gizli, ailenin izin vermediği, kıyıda köşede çocuk yapacak hale gelecek ilişkiler yaşanıyordur belki ama... Şunu düşünmüyor musunuz? Ben genç kızlar için söylüyorum. Hamile olduğunu bile bile, göre göre... Senin onu balkona bırakmana müsaade edecek bir adamın kalbinde... Sen nasıl yer edebilirsin? Ben inanamıyorum. Ya. Sen nasıl yer edebilirsin? Kendi evladından vazgeçmiş bir adam sana mı kocalık yapacak? Ben anlamıyorum abi. Seni mi sevecek? Cahil. Ben anlamıyorum. Neyse şey abi fitreli olalım da. Peki ee, şimdi yine <laughs> çarpıcı Gerçekten bir... Acısı. Çok yorum geliyor ama... Ee... Bak bir sürü yazan var. Şimdi isimlerini deşifre etmek istemiyorum da. Nihat Bey diyor yani bir sürü bize tüp bebek sahibi olmak için hastanelere gidiyoruz ya tüp bebek olamıyoruz. Şu tarz haberleri görünce de bir annenin evladını öldürdüğü haberini görünce de İçimiz parçalanıyor diyorlar. Olsun. Bu Yazıklar arada dün e, bilmiyorum yayın akışımızda var mı? Dün o engelli kardeşimizi var, getirdik, var, gösterdik. Var, var. Ona da e, o şoföre engelli o kardeşimizi almayan adam soruşturma haberi soruşturma var. Soruşturma haberi güzel bir haber. Şimdi e, bir başka çarpıcı habere geçeceğiz eğer e, tamam diyorsanız. Tamamız. Tamam değil mi Bircan? Tabii ki yorumlar Tabii. akıyor. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Ama e, gerçekten çok büyük bir acı. Bak Anne dizisinde ilk bölümünde ikinci bölümünde bu sahne yaşanmış. Çocuğu ölsün diye çöp poşetine koyup çeye koymuş, bırakmışlar. Do donarak o ölsün şey diye. Kötü anne adam, dizisinde kötü adam yapıyor onu. Annesi koymuş. Evet, evet, ya bizim de mesela yapıyor. abi annesi mi? Annesi koymuş. Hı. Tamam, annesi çok... koymuş aynısı bunlardan mı örnek alıyoruz? E bunlardan örnek almayın Haa. ya, bunlardan örnek almayın yazıklar olsun ya. Haa. Örnek alacaksanız gidin biraz haber programları izleyin, siyasi liderlere <laughs> bakın Ülük örnek alın. Abi dedi ya, biz de diye biz de millet olarak artık dizileri gerçek gerçekleri de dizi gibi izliyoruz. Aynen sonra. öyle oldu ya. Abicim işte ne, yani insan bak medya bir yönüyle yalandır ömür yalan medya yalan gerçek olan insanlardır gerçek olan biziz. Medya eğer teslim edersen kendini veya şöyle değil mi? Eğer kendini kontrol etmezsen, kaptırırsan yani. Kendini kaptırırsan o medyaya o ilüze eder. Medya illüzyonisttir. Medya insanları ilüze eder. İnsanların beyinlerini ele geçirir. Ondan sonra insan sıfatında robotlar olursun. Zombi, Sana hakkı sonra. batıl diye yutturur, batılı hak diye yutturur. Merhametsizleri zalimleri merhametli. En merhametli insan da zalim diye yutturur sana. Ondan sonra da böyle merhametsiz bir nesil türer. Merhametsiz bir nesil türer. Bu bugünün sorunu değil. Bu Bunun altyapısı var. 30 evet. yıl, 40 yıllık altyapısı var. O yüzden var. burada işte o eleştirileri zaman zaman yapıyoruz. Yapıyoruz mi? işte. Yapıyoruz da konuştum. Ondan sonra herkes bize saldırıyor. Biz sistematik bir şekilde saldırıya uğramamızdan bir yönü de o anlamıyorum. Evlendirme programı saldırır, öbürü saldırır, bilmem ne saldırır. Yani utanmadan ya öyle bir gençler çıkartmışlar ki bir cancım öyle bir gençler. Çoluk çocuk 10 yaşında 12 yaşında bunların hayranı olmuş. Bunların hayranı o başörtülü televizyona çıkıp o kendi istismar eden o ahlaksızların yapmış olduğu ahlaksızı ahlak abidesi gibi algılayıp bize dönüp ya Nihat abi hocam ahlaklı bir insan niye ona öyle söylüyorsun ki diyen bir nesil türüyor sıkıntı burada. Eyvah eyvah. Sıkıntı burada bir nesli kaybediyoruz eyvah. nesli benim derdim nesli kaybetmek kaybetmemek. Eyvah. Benim derdim oraya çıkan Ahmet Mehmet değil ki bir nesil kayıp oluyor kimse farkında değil. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. Ve belki de e, Hollanda'da 2060'larda, 70'lerde Hollanda nüfusu kalmayacak diyorlar. Batı yaşlanıyor. Biz en diri, en fazla çoğunluk gençliğe sahip olan bir e, ülke olarak e, bu gençliği bırakıp da batılın peşine giderlerse biz ne yapacağız? Bu nesli de mi kaybedelim? Ne yapalım Eyvah. yani? Ya sen bizim aklımıza mukayyet ol. Şimdi...